Merhabalar. Yeni bir acenta kartı nasıl tanımlanır? Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza acenta yazmamız durumunda acenta listesi ekranımızı çalıştırırız. Burada yeni tanımlayacağımız acenta listesi için F4 ekle komutunu kullanarak tanımlamalarını gerçekleştirebilmekteyiz. Mevcut acentalarımızı F5 değiştir ile incelediğimizde burada acentamıza ait bir kod belirleyip daha sonrasında yapmış olduğumuz acenta bilgisinin acenta, online acenta, firma, grup veya müferrit seçeneklerinde seçim yapabilmekteyiz. Alt satırlara geldiğimizde ise acentamıza ait bir ad belirler, acentamızda çalışacak olan yetkili bir kişi belirleyip acenta işlemlerinde uyruk işlemleri belirlenmelidir. Varsa web adresi ve Bavel bayi kimliği bu alandan doldurulmalıdır. Acentamıza ait ödeme şekline geldiğimizde acenta ve müşteri şeklinde seçim yapabilir. Acenta adına ait bir açıklamayı uzun şekilde belirleyebilir. Acentamıza ait bir cari kart tanımlaması yaparak ilgili acenta hareketlerini görebilmekteyiz. Yapacağımız yetki kodu ile acentamızda kısıtlandırmalar sağlayabilir ve tanımlayacağımız grup kodu ve özel kodlar ile de gruplandırmalar sağlayabilmekteyiz. Kontratlar için ön tanımlı gelecek alanlara geldiğimizde ise buradaki yapmış olduğumuz değerler kontratlarımızda ön tanımlı olarak gelecektir. Yapılacak kontratlarda döviz cinsini belirler, çocuk 1 için ücretsiz yaş aralığını, çocuk 1 için ücretli yaş aralığını, çocuk 2 için ücretsiz ve ücretli yaş aralıklarını bu alandan belirlemeliyiz. İlgili acentaya ait rezervasyon eklememiz durumunda ön tanımlı gelecek alanlardan ilgili uyruk alanlarını, pansiyon şekillerini, oda tiplerini, konaklama tiplerini, kontenjanlarını, geliş ve ayrılış saatlerini, market seçeneklerini, kaynaklardan ilgili kaynakları, VIP durumu var ise ilgili VIP durumunu, check-in notu veya check-out notlarını bu alandan belirlemeliyiz. Yapılacak gazete dağıtımları için her gün veya ilk gün ve listemizi tanımladığımız ilgili gazete seçimleri yapılabilmektedir. Fatura parametrelerini kullan seçeneğine geldiğimizde ise otel parametrelerini tanımlamış olduğumuz parametreler her acenta için geçerli olacaktır. Burada fatura parametresini kullan dememiz durumunda yapılan acenta tanımına ait özel olarak fatura parametresi tanımlanabilmektedir. Burada verilecek hizmet kodları, KDV oranları, fatura satır açıklamaları ve bir not ile ilgili işlemler tanımlanabilir. Daha sonrasında F2 kaydet denilerek acentaya ait kayıtlar sağlanır. Mevcut hali hazırda bir acenta olduğundan dolayı F3 vazgeç diyerek ekrandan çıkış sağlarız. Burada yapılan acentalarımıza ait F12 tuşu altında bulunan misafir listesini seçmemiz durumunda ilgili misafir listesi karşımıza gelecektir. Kredi listemizi seçmemiz durumunda bize ilgili kredi listesini getirecektir. Kopyala seçeneği ile ilgili acentaları kopyalayabilmekteyiz. Ve daha sonrasında cari kartı değiştir seçeneği ile acentamıza bağlamış olduğumuz cari bilgilerini bu alandan değiştirebilmekteyiz. Aynı şekilde burada ve daha sonrasında F8 komutu altında bulunan cari hesap ekstresini alabilir, cari hesap mutabakat formunu doldurabilir, ilgili kredi kapatma fişleri listesine bu alandan ulaşabilmekteyiz. Bu şekilde acentalarımızı acenta listesi ekranımızdan tanımlayabilmekteyiz.